Mamma mia! İtalya ayağınıza geldi. O kadar diyorum. Böyle bir lezzet yok. Makarna. Makarnayı sevmeyen var mıdır? Yani bence çok çok az kişidir. Makarna eminim ki hepimizin en sevdiği yemeklerden biri. Çocukların, öğrencilerin, yani büyükten küçüğe herkesin sevdiği bir makarna türü ve makarna sosu mutlaka vardır. Dışarıda artık makarna yemek, özellikle böyle özel soslu, ev yapımı makarna, yani taze makarna olan yerlerde yemek acayip pahalı olmaya başladı. Fiyatları uçtu gitti. Marketlerde de tabii ki bu aynı şekilde. Taze makarnanın fiyatı en son baktığımda 30 liraydı. Bu serimizde hamurları yapıyoruz. Ucuza mal ediyoruz. O zaman neden makarna yapmayalım diye düşündüm. Bugün en temel haliyle ev yapımı taze makarna yapacağız. Kişi başı 3,5 liraya denk gelecek. Yani 4 kişilik 14 lira. Bence gayet güzel bir rakam çıktı. Hem de en güzel haliyle yapacağız makarnayı. Semolina unu falan kullanacağız yani. Bu haliyle bile dışarıda yemekten çok daha uygun fiyata gelecek. O zaman ne duruyoruz? Haydi başlayalım. Şimdi bugün yapacağımız taze makarna tarifi 4 kişilik olacak, yani 4 porsiyonluk. O yüzden 200 gram burada normal buğday unu var. Onu öncelikle bir kaseye döküyorum. 200 gram da semolina unu, yani irmik unumuz var. Bu unu pizzalarda kullanabilirsiniz, makarnalarda kullanabilirsiniz. Protein oranı çok yüksek ve lezzeti de çok zengin olduğu için makarna ve pizzaya inanılmaz güzel bir lezzet veriyor. Artık bütün marketlerde bulunuyor zaten. Makarnalık un diye satılıyor. Semolina da yazıyor aslında. İrmik unu, zaten biliyorsunuz irmik çok lezzetli bir şey. Makarnaya da harika bir lezzet veriyor. Normalde 100 gram bir porsiyon olarak düşünüyoruz. Yani 50 gram un, 50 gram semolina olarak düşünebilirsiniz. Bugün 4 kişilik yapacağımız için 200-200 koydum. Şimdi bunu tezgahıma alıyorum. Güzelce karıştırdım. Ortasına bir çukur yapıyoruz. 4 kişilik tarifimiz için 5 tane yumurta kullanacağım. 4 tane yumurtayı normal bir şekilde kıracağım. Bir tanesini de sarısını ekleyeceğim. 2. Yumurtalar bu arada orta boy. 3. 4. 5 yumurtaya koyduk, birinin sarısını koyduk. Normalde sadece yumurta sarısıyla yapıldığında çok çok daha zengin bir lezzet ve aroma alıyorsunuz. Ama bu kadar yumurta koymak maliyet olarak gerçekten evde yapımı fazla mal olacaktı. Zaten makarnaların birbirinden çeşitli un ve yumurtayla birleşim olan kombinasyonları var. Ben de bugün size benim en sevdiğim makarna tariflerinden birini veriyorum. Bu da Yasoş'un tarifi. Şimdi çırpıyorum her yerine eşit dağılması için yumurtanın. Tamam, çok da köpürtmeye gerek yok. Yeterli bu kadar. Şimdi açtığımız havuzun içerisine yumurtayı döküyoruz. Yavaşça, adım adım da dökebilirsiniz çok yayılmaması için. Ben bir kısmını bıraktım. Şimdi ortasındaki yumurtayı una yavaş yavaş karıştıracağız. Kenarlardan ala ala. Şöyle ufak ufak karıştırıyoruz. İçerisine zeytinyağı da koyabilirsiniz, tuz da koyabilirsiniz. Ama ben tuz koyduğum zaman gördüm ki makarna hamuru koyulaşıyor dinlenirken. O yüzden tercih etmiyorum. Zaten bol tuzlu suda haşlayacağız, güzelce sosu olacak. Zeytinyağı tabii ki koyabilirsiniz ama ben hamuru yoğururken hafif elime birazcık zeytinyağı alıyorum ve öyle o şekilde yoğuruyorum. İçerisine biraz geçmiş oluyor. Şöyle kenarlardan sanki denizde kumdan bir çukur yapmışsınız. Suyu içine karıştırıyor gibi. Şu bıraktığımız yumurtayı da ekleyeyim. Makinede yaparsanız daha kolay olur. Her zaman söylediğim gibi. Ama ben mutfağa yeni girenler veya makarna yeni yapmaya başlayanların da bu işe teşvik olması için elimde yoğuracağım bugün. Biraz da kollar çalışsın yani, değil mi? Evet, bu çok güzel bir kıvama geldi. Şimdi artık yoğurmaya doğru gidebiliriz. Sert bir hamur olacak. Yoğurulması oldukça zor bir hamur olacak. Ama biz bu işin üstesinden geleceğiz. Zaten biz yoğurdukça unun içerisindeki gluten aktif olmaya başlayacak. Ve daha esnek hale gelecek. Toparlayalım. Ben hamuru yoğurmaya başlıyorum. Artık susayım, eller konuşsun. Zeytinyağını da elime alıyorum. Elimi nemlendiriyorum.
şimdi yoğurmak daha kolay olacak. Devam. Yoğurmaya devam. Şey mi? On parmağında on marifetli mi? Evet. Çok az kaldı. Güzel bir spor oluyor gerçekten. Biraz hareket edelim ya, ne olacak? Hamurumuz hazır. Hamurun olduğunu nasıl anlarız? Oldukça sert bir hamurumuz var. Ortadan ikiye bölüyoruz. İç kısmını incelediğinizde tüm malzemeler birbirine birleştiğini görüyorsanız olmuş demektir. Yani un taneleri, parçacıkları yoksa makarna hamurumuz hazır. Ama şimdi bunu kesinlikle böyle bırakmıyoruz. Hemen toparlıyoruz. İki hamurumuzu da streçle sıkı sıkı güzelce sarıyoruz. Bunları 1 saat buzdolabında dinlendireceğiz. Böylelikle elastikiyetlerini kazanmış olacaklar ve biz de güzel bir şekilde açmış olacağız. 1 saat sonra görüşürüz. Hamurlar 1 saat dinlendiler. Şu anda bence çok güzel bir kıvamı var. Artık açmaya başlayabiliriz. Açmak için hem bu makarna makinesini kullanacağım hem de elde nasıl açılır onu göstereceğim size. Tabii ki de mecbur değilsiniz böyle bir makine almaya. Ama böyle taze makarna yapımına meraklıysanız ve bu makineden almak istiyorsanız aynı zamanda bununla da nasıl yapılacağını göstereceğim. Hamur çok güzel olmuş. Harika. Tam açılacak kıvamda. Çok çabuk kuruyor hamur. O yüzden kesinlikle çabuk çalışmamız gerekiyor. Ben şimdi yine yarıya böldüm. Makinede açmak için bir kısmını şöyle elimle düzeltip açacağım. Makinenin boyutu kadar. Evet, bu kadar yeterli. Makineyi sabitledik. Şimdi biraz aralarına un serpiştiriyorum. Yapışmasını istemiyorum çünkü. Şu anda sadece hamuru açacağız, kesmeyeceğiz. Şimdi hiç durmadan, yavaş yavaş da olabilir, hızlı hızlı da yapabilirsiniz ama hiç durmadan makineyi çevirmeniz gerekiyor. Bu bir. Şimdi yine aynı ayardan bir kere daha geçiriyoruz. İki kere geçirmeyi unutmayın. Her ayardan iki kere geçmesi gerekiyor. Şöyle gelen unları biraz hafifçe yaydım. Ve devam ediyorum. 2 numarayı aldık. Bu şekilde devam ediyorum ve açıyorum. Elimi şöyle koyduğumda arkadan görebileceğim şekilde ama çok da ince olmayacak şekle gelene kadar açıyorum. Gittikçe uzamaya başladı. Şimdi bunu ortadan ikiye kesip daha rahat bir şekilde kullanacağım. Tabii ki siz böyle uzun makarnalar yapmak istiyorsanız bu şekilde devam edebilirsiniz ama yanınızda bir arkadaşınızın da olmasını tavsiye ederim. Uçlarını da kestim. Daha düzgün makarnalar çıksın diye biraz daha düzeltme yapabiliriz. Bunları tekrardan yoğurup aynı şekilde açabiliriz. O yüzden hemen streçin altına koydum. Bu arada şöyle göstereyim. Elimi hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Gayet iyi. Bunu bu şekilde pişirip lazanya da yapabilirsiniz. Efsane olur. Ev yapımı lazanya daha önceden yapmadıysanız tavsiye ederim. Bugün en temel olan tagliatelle'yi yapacağım size. Zaten makinede de var. Kesmesi de gayet kolay. Ama binlerce çeşit katlama şekli var, kesme şekli var. Bunların hepsini aslında size göstermek isterim ama ufak bir tabloyla şimdi videoyu durdurup ne çeşit makarnalar var bir böyle ufak bir bilgi alabilirsiniz. Evet, durdu mu? Elimizi şöyle üzerine alıyoruz. Burayı da hafif unladım. Buradan aşağıya doğru hamurumuzu yolluyoruz. Hiç durmamamız gerekiyor. Yavaş yavaş. Geldiler. Hoş geldiniz. Şimdi hafif bir unluyoruz. Birbirlerine yapışmaması için. Tatam! Şöyle bir askılığınız olsun, temiz bir beziniz olsun mutfakta kullandığınız. Alın buradaki hamurlarınızı bir güzel asın. Çok tatlı ya, harika gözüküyor. Bunu oda sıcaklığında güzel bir yere asıyoruz ve kurumaya başlayacak. Yavaş yavaş kuruduktan sonra pişirebilirsiniz. İsterseniz kilitli poşete koyarak veya buzdolabı poşetine koyarak buzdolabında veya buzlukta da muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabında 2 gün, buzlukta ise 1 hafta kadar muhafaza edip daha sonra tüketebilirsiniz. Yumurtalı bir tarif olduğu için lezzetini kaybetmemesi adına kısa bir sürede tüketilmesi önerilir.
Şimdi benim makinem yok, ben kesemem, yapamam diyenlere de hemen güzel bir yöntem gösterelim. Unu güzelce yediriyoruz ama çok fazla koymayın. Bir kere katlıyorum, ikinciyi katlıyorum. Küçük bir dikdörtgen yaptık. İncecik incecik kesiyoruz. Evde annelerimiz erişte yapar ya, aslında aynı o mantık. Uzun çizgiler kesmek yerine tek hamlede bunu yapıyoruz. Böylelikle her yeri eşit olmuş oluyor. Şimdi bunları çıkarıyorum şöyle, hop. Tabii ki makineden bir tık daha kalın oldu ama dilerseniz çok daha ince şekilde de yapabilirsiniz. Hemen açıyorum bunları da. Şimdi bazıları vardır. Mutlaka diyordur, ne uğraşacağım ben evde ev yapımı makarna yapmakla. Normal marketten makarna alırım, pişiririm diyenler vardır ama bunun lezzetine gerçekten bakanlar ne demek istediğimi anlayacaktır. Ama bir yandan da erkekler sevgililerine güzel bir ev yapımı makarna yaparlarsa gönüllerini kazanabilirler bu sevgililer gününde. Ailenize yaparsanız onları mutlu edersiniz. Makarna böyle bir şeydir. Taze makarnayı yapın, herkesi mutlu edin. Bunları güzel böyle paketlere koyun. Konuya komşuya hediye edin. Nasıl mutlu olacaklarını göreceksiniz. Dışarıdan bir şeyler almak yerine böyle evde kendi ellerinizle yaptığınız şeyleri hediye etmek emin olun ki çok daha mutlu edecektir karşı tarafı. Elle kestiğimizi de ben şöyle öbek şekline getirdim unlayıp. Eğer hemen pişirmeyecekseniz en az 1 saat oda sıcaklığında dinlendirmeniz gerekiyor. Serin bir ortam olması gerekiyor. Çok da sıcak olmasın. Birbirlerine yapışmamaları için güzelce unlayın ve bu şekilde bekletin. Bu arada farklı renkli makarnalar yapmak isterseniz yumurtayı koyarken içerisine işte pembe yapmak istiyorsanız pancar suyundan biraz püresinden, yeşil renkli yapmak istiyorsanız da ıspanak veya pazı gibi sebzeleri kullanarak farklı farklı makarnalar da yapabilirsiniz. Şimdi geriye hamurlarım kaldı. Hemen bunları da çalışayım kurumadan. Ondan sonra pişirme aşamasına geçebiliriz. Binlerce sos çeşidi var. Tabii ki de hepsini yapabilirdim ama sizin tercihiniz ne olacak onu ben bilemezdim. Tabii ki maliyet ıstakozlu güzel bir makarna yaparak da çok çok yükseğe çıkabilir. Ama ben herkesin evde yapabileceği klasik domates sosuyla bu taze makarnayı sunmak istiyorum. Babaannem imdadıma yetişti ve kışlık domatesini bu tarifimizde kullanacağım. Sizin evinizde de muhakkak yazın yaptığınız o güzel domateslerden kavanozlarda vardır. Olmayanlar da tabii ki marketlerde satılan domates püresini kullanabilir bu tarifte. Ama ben böyle buram buram ev koksun, ev yapımı güzel bir makarna yapalım istedim. Altını yakıyoruz ocağımızın. Zeytinyağından bir miktar koyuyorum. Üzerine sarımsağımızı ekliyorum. 3 diş sarımsak koydum, böyle bol sarımsaklı, bol domatesli bir sosumuz olsun. Sarımsaklar çok yanmayacak şekilde şöyle hemen sadece kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Makarna sosunda muhakkak sarımsak olmalı. Ben kremalı yerken de böyle içinde biraz sarımsak arıyorum. Domatesli, acılı hepsini yerken... Ay şu anda ağzım sulandı, çok hoşuma gitti. Şeyi sormayı unuttum, yorumlarda aslında paylaşırsanız çok sevinirim. Sizin en sevdiğiniz makarna çeşidi ve sosu hangisi? Belki bana böyle bir ilham olur, belki bir sonraki videolarımızda o tariflerden yapabiliriz. Merak ettim. Mesela benim en sevdiğim galiba şekil olarak pappardelle seviyorum. Böyle mantarlı ve domatesli olanını. Aynı zamanda tagliatelle'ni de çok seviyorum ve penne. Aslında üçünü seviyorum. Ben hepsini seviyorum galiba. Aa, ama şeyler ayrı. Ravioliler falan böyle içerisinde. 4 peynirli olanlar böyle bol bol. Makarnaların hepsini seviyorum ya ben. Şimdi domatesimizi koyuyoruz. Bakın evden getirdim bu domatesi. Tarif için değerinizi bilin. Biraz sulu, o yüzden suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Babaanneciğim öyle yapmış, ne yapalım. Biraz tuz ilave edeceğim. Biraz karabiber. Bir fokurdasın, sonra acısını da ekleriz. Yani ne diyeyim ben, bu kokuya diyecek hiçbir şey yok. Böyle okuldan gelirsiniz, anneniz evde yemek yapmıştır. O mis kokuyu böyle kapıdan girdiğiniz anda duyarsınız ya, şu anda öyle kokuyor burası. Ay çok mutlu oldum.
Evet, devam ediyoruz. Acı sosumuzdan koyacağım. Çok az. Herkes sevmeyebilir. Koymaya da bilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar çünkü oldukça acı. Ben acıyı domates sosuna çok yakıştırıyorum. Bir de zeytini. Siyah zeytin bunun içerisinde muhteşem oluyor. Oh, acı kokusu da geldi. Tamam. Sosumuz neredeyse hazır sayılır. Normalde taze fesleğini ben en son koyuyorum. Yine üzerine koyacağım ama biraz aroma katması için şimdiden ince kıyılmış fesleğen koyacağım. Rengi biraz koyulaşıyor. İçerisinde yeşil rengi kayboluyor tabii ki ama o aromasını muhakkak veriyor. Kurutulmuş fesleğen de var marketlerde. Ondan da alabilirsiniz. O da oldukça güzel, böyle keskin bir aroma veriyor. Hatta tazesinden daha keskin bir aroması var. Bunu da karıştırdık. Şimdi makarnaları bol tuzlu kaynamış suda bir güzel pişireceğiz. Su fokur fokur kaynıyor. İçerisine bir yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Bir deniz suyu kadar tuzlu olması gerekiyor. Şimdi birbirlerine yapışmalarını engellemek için iki parça da hazırlayabiliriz. Yani iki porsiyonluğu şimdi koyacağım. Hemen atıyorum. Taze makarna 3-4 dakikada pişiyor. Tabii ki bu boyutuna göre de değişiklik gösterebilir. Mesela marketlerde de kutuların üzerinde pişirme süreleri yazıyor. Kimininki 7-8 dakika, kimininki 12 dakika. Ama biz tagliatelle yapıyoruz. 3-4 dakikada pişecektir. Daha fazla pişirirseniz hamur olacaktır. O yüzden al dente kalması için 3-4 dakika yeterli. Şimdi 3 dakika kadar oldu. Ben bunu direkt alıyorum ve sosun içerisine koyuyorum. 4 dakika da tabii ki pişebilir ama sosun içerisinde de birazcık pişeceği için ben hemen almak istedim. Çok fazla da suyunu süzmeye gerek yok. Zaten o kendi suyu da lezzet verecek sosa. Evet, hemen aldım. Makarnanın suyundan da şöyle bir kepçe gezdirdim. Soğuk tereyağımız var. Bir iki parça yeterli olur. Bununla bağlanacak böyle güzel sos makarnaya yapışacak. İnanılmaz güzel. Şimdi şöyle güzelce karıştırıyoruz. Sosu içine çekti makarnamız. Artık hemen servis zamanı. Makarna beklemeye gelmez. Şimdi üzerine normalde tabii ki parmesan koymak güzel olurdu ama parmesan çok pahalı. O yüzden ben de eski kaşarı şöyle dış kısmını da sert kısmını güzelce rendeliyorum. Koymasanız da olur. Normal kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Şimdi artık bitti. Üzerine de şöyle fesleğenini kondurdum. Mamma mia! Evet, şöyle fesleğenimizi kenara alıp biraz peynirli kısımdan. Kokusu inanılmaz bir kere. Afiyet olsun. İtalya ayağımıza geldi. O kadar diyorum. Böyle bir lezzet yok. Tabii ev yapımı domates sosuyla da efsane olmuş. Makarnanın pişme derecesi çok iyi. Asla 3-4 dakikadan fazla pişirmeyin. Çok çok güzel olmuş. Ben bir tane daha yiyeceğim, kusura bakmayın. Bir hamurlu videomuzun, serimizin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer benden böyle şunu yap Yasemin, şunu istiyoruz dediğiniz varsa ve o yorumda çok fazla beğeni alırsa onu yapacağım. Bak buradan bunun sözünü veriyorum. Siz yazın, ben de aralarından seçmeyi düşünüyorum. Bakalım bir sonraki tarifimiz ne olacak? Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunu da artık hatırlatmayayım diyorum, değil mi? Öptüm sizi. Bir sonraki videoda görüşürüz.